bir ara işte belki Cumhurbaşkanlığı hayaller içinde demiştim ama Cumhurbaşkanı olması mümkün değil. Ben de tweet attım böyle. Ortaokul diplomalı. Lise diploması bile yok. Devam ediyorum ve bunlar zaten tartışılmış, o dönem atlamışız. 1990. Benim cephemden bakalım Zülfü Livaneli'ye. Benim cephemden baktığım zaman 22. dönem milletvekiliydi ve o dönemde de ben parlamentoda görevliydim. Şimdi bakın, halktan tamamen uzak bir Zülfü Livaneli yapısı var. Halktan tamamen uzak diyorum çünkü milletvekili odalarında bankolar arasında gezen vatandaşlar görmesin diye ismini kaldırıyor oradan. Çıkarıyor çünkü halktan rahatsız oluyor, vatandaştan rahatsız oluyor. Beni rahatsız etmesin diyor. Onu bizzat ben biliyorum, bizzat yaşadım. Ve milletvekili olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin konserlerine katılıyor. Parasını da peşin istiyor. Aksi takdirde konsere çıkmıyor. O parayı almadan da çıkmıyor. Kim bu? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Bakın şeye bakın. Muhteşem gelire bakın. Bir yandan milletvekili maaşı, öbür taraftan işte konserlerden elde edilen gelirler. Peki Baykal'ı, İnönü'leri ve Ecevit'i niye kirletiyor? Şimdi herkes diyor ki vay efendim işte vefasızlık ediyor, şu oluyor, bu oluyor. Bence değil. Bakın, İnönü'ler ölmüş. Ecevit öldü. Baykal hasta, cevap veremeyecek. Burada başka bir operasyon var. İkinci operasyonun ayağı diye düşünüyorum bu ilk işaret fişeği. Çünkü birinci operasyonda biliyorsunuz, onun uzun uzun konuştuk. Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kim getirdi? FETÖ'cü polisler getirdi. FETÖ'cü polisler kime hizmet etti? Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet etti. Vesaire vesaire. Wikileaks belgelerinde zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl geldiği belli. Ondan sonra ben uzun süreden beri hem burada anlattım hem de sürekli olarak yazdım. İkinci operasyon CHP ile HDP'yi birbirine eklemleme operasyonudur dedim. İşte o gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Şimdi Demokrat Zülfü Livaneli bir kere bir terör örgütünün siyasi koluna güzellemeler yapıyor. Ve onu avladı, pulladı, getirdi demokrasi adına, solculuk adına Türkiye'nin önüne koydu. Ve bu operasyonun ayağı, bunu kim istiyor peki? Yine 2008 yılına gidelim. 2008 yılında Kemal Kılıçdaroğlu henüz etkisiz elemanken Hopkins Üniversitesi, ki Amerikan Derin Devleti'nin kontrolündedir, ona bağlı Avrupa'daki bir Stuart Enstitüsü'nde Halil Magnus Caravelli, Sven E. Cornell isminde iki akademisyen bir rapor hazırladılar. O raporun zannediyorum 207. sayfasında şöyle bir ifade vardı. Deniz Baykal istifa etmek zorunda kalacak. Kehanete bakın, istifa etmek zorunda kalacak, istifa etmeyecek değil, edecek değil. Yani demek ki ta o zaman kumpas hazırlanmış. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek ve yeni Avrupa tipi bir sosyal demokrat parti ortaya çıkacak. Ne oldu? İstifa etmek zorunda kaldı. Demek ki işte bu dış destekli operasyonla Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Yeni CHP, Avrupa tipi dediler ama Sayın Kılıçdaroğlu Avrupa tipi demiyor, yeni CHP diyor ve işte Kemal Kılıçdaroğlu bugün sahnede. Peki ne yapıyor? İşte onların Avrupa tipi sosyal demokrat parti dediği partiyi oluşturmak için zaten gelir gelmez arama toplantıları yaptı. Bunu kimle yaptı? Bunu CHP'lerle yapmadı. Bunu TESEV'le yaptı. Yani Soros'tan, George Soros'tan para alan TESEV'le yaptı. O Oğuz Babiroğlu'nu getirdi ve Van'da ve İstanbul'da iki arama toplantısı yaptı. Altıok ve Atatürk ilkeleri bir tarafa atıldı. Bebek katili Abdullah Öcalan'ın talepleri gibi orada yer aldı. Bunlardan bir tanesi de Hakikatleri Araştırma Komisyonu idi, Evet. kurulmasıydı. Evet. Daha sonra CHP'nin işi boşaldı, şu oldu, bu oldu filan. Sonuç, ikinci operasyon geldi. İşte Avrupa tipi sosyal demokrat diyenler Avrupa tipi bir solcuyu kullanıyorlar. Yoksa yani anlatımlarına bakılırsa sanki Tamil gerillası büyük mücadele vermiş, gelmiş, solda önemli bir isim, hiç ilgisi yok. Tamamen aristokrat bir aileden, hiç solla ilgisi olmamış, solun ekmeğini yemiş sadece ve Zülfü Livaneli şimdi buna zemin hazırlıyor. Ve maalesef solculuk üzerinden yapılıyor bu. Biraz önce onu dedim işte, bunlar her şeyi kirletiyorlar, şimdi de kendi geçmişlerini kirletiyorlar. Niye? Baykal'la hesaplaşalım diyorlar. Bakın, Baykal'ı seversiniz sevmezsiniz, bir kere ahlaksızlıktır o, Alevileri sevmez ifadesi. Çünkü Yılmaz Ateş'i hepimiz tanırız. Yılmaz Ateş bugün bile yanında, dün de en yakınındaydı. Bugün hiç yalnız bırakmayan isim. Yılmaz Ateş kimdir?
Alevidir. Yani bir bunların üzerinden konuşmak bana göre yanlış ama Kürtleri sevmez diyor. Pek çok mesela işte burada çıkarıyoruz. Savcı Sayan en yakınlarındandır. Savcı Sayan kimdir? Kürttür. Bunun gibi daha onlarca örnek sayabiliriz. Ama neyle hesaplaşmak istiyorlar? Anadolu soluyla. Çünkü Sayın Baykal o dönemde Anadolu solu teorisini ortaya atmıştı ve uzun uzun konuşuyorduk kendisiyle. Hatta bizlerle de konuşuyordu. Bakın en sağdan en sola kadar herkese danışıyordu. Doğru adımlar atmak istiyordu. Baykal'ın sevmediği şudur. Bakın etnik ve mezhep üzerine kurulu politikalar, politikacılar. Onları sevmezdi. Onları uzaklaştırdı. Onu hiçbirimiz sevmiyoruz. Sevilmemesi gerekir zaten. Son derece sevimsizdir onlar. Yani ama Baykal'ı buradan kirletiyor ve Baykal üzerinden milli, ulusal sola saldırıyor. Yani şeye saldırıyor, Gaffar Bey size saldırıyor onu söyleyeyim. Yani ciddi anlamda sizi kirletmeye çalışıyor. Geçmişinden koparmaya çalışıyor. Bakın Deniz Baykal'ı seversiniz sevmezsiniz. Çok da eleştirdiğim oldu. Bir kere aynı yolun yolcusu değiliz ama Avrupa Parlamentosu'nda ben Deniz Baykal'la iki toplantıya katıldım. İçeride çok ciddi meseleler vardı, problemler vardı. Hükümetle çekişiyordu ama orada kürsüye çıktı. Türkiye Cumhuriyeti devletini aslanlar gibi savundu. İşte sol budur. Aslında olması gereken budur. Milli sol budur. Öyle solcular gelsin. Hepimiz alkışlayalım ama Türkiye'de bir değişim, dönüşüm yapılıyor. Hem Erdoğan'ın altı oyulmaya çalışılıyor hem de Erdoğan'a destek vermesi muhtemel soldaki isimlerin kafası bulandırılıyor. Ben şimdilik bunları söyleyeyim ama Zülfü Livaneli koca bir yalandır. Zülfü Livaneli fos birisidir. Zülfü Livaneli'nin solla solculukla ilgisi yoktur. Zülfü Livaneli daha henüz onu da aşağılamıyorum ama işte liseyi bile bitirmeyen ortaokul diplomalı bir vatandaşımızdır. Ben sol konusunda da bir bilgisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten hiçbir mücadelesi yoktur. Zülfü Livaneli leylim ley, lay lay lomla bu işi getiriyor ve bugüne getir. Bir şey söyleyeyim Emin Pazarcı. Leylim ley'i ben Zülfü Livaneli'den daha güzel söylerim. Güzel, tamam işte. Tamam işte. Hatta bir gün söylersen dinleriz. Leylim ney güzel bir şey. Aman aman, bir gün sen bir İzmir Marşı'nı söylemiştin. Tabii. Ama bakın, o zaman şöyle yapalım. Geçen birisi söyledi, şimdi bir Sonar'ın başkanı adını da vereyim. Hakan Bayrakçı. Konu açıldığı zaman ne kadar güzel bestelerinin olduğunu, ne kadar güzel şarkılar söylediğini söyledi ama bu konuya hiç girmedi bakın. Baştan aşağıya bundan bahsetti. Ben de şunu diyemedim orada, bari burada diyeyim. Getirsin o zaman piyanosunu, otursun burada konuşalım, siyaseti filan bırakalım. Ben de gelmeyeyim, o çalsın söyle böyle bir iki Kafkas dönsün. Yani diyemedim de burada diyeyim. Yani bu mesele bu mudur? Yani bu kadar mı küçültülür? Maalesef kaçıyorlar meselelerin üzerine gitmekten. Meseleler böyle sıkıntıya düştükleri zamanında çok güzel şarkı söylüyor diyorlar. Ama sen diyorsun ki bu işten anlayan birisi olarak ben ona niye söylerim diyorsun. Demek ki kafar yakınca da onaylar beni yani. Gerekiyor. Turgay Güler'in sesi güzel, yorumu güzel. Şayet gelsin uzunlava çekelim. Sanatçı Zülfü Livaneli'yi konuşuyorsak sanatçılığı tartışmalı birisinden bahsediyoruz. Ben gelsin uzunlava çekelim. Bir örnek vereyim. Benle uzunlava çeksin. Söylediğiniz türkü, Leylim Ley türküsünün Livaneli'ye ait olmadığını söyleyen 5 tane şahit getiririm size. Evet. Rahmetli Erdoğan Alkan yazar. Bunu kendisi çalıp söylüyormuş zaten. Yani daha Livaneli bunu yapmadığı zamanlarda. Şimdi ben buralara girmeyeyim ama hakkında bir sürü iddialar olan bir kişiden bahsediyoruz. Eyvah, sanatçılık eyvah, kafalar yakınca. Evet. Orada da mı fos çıktı yani? Ya. Yani o konu fos, şimdi fos çıktı. Emin Bey, yani bu bizim sol kulislerde çok konuşulan, herkesin bildiği ama kimsenin söylemediği gerçeklerdendir. Kasabada bunlar. Herkesin bilip de. Evet, kasabada herkes bilir, kimse tekrar etmez. Neden? Çünkü orada da bazı güç ilişkileri vardır. Bazı işte kimsenin kuyruğu kimseye değmesin hesapları yapılır ama yani sanatçılık girdiğinizde de oradan çok bir şey çıkaramazsınız. Şimdi Gaffar Bey, bizim çevrede de bunları bilenler yoktur. Sol çevreler bunları iyi bilir. Ben bizzat şahit olduğum için bunları tekrarlıyorum ama pek çok sol isimle görüştüm. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki isimlerle görüştüm. Eğer söylediklerini burada söylersem herhalde suç işlemiş oluruz. Çok İşleme. Ciddi tepkiler var kendisine. Evet. İşleme. Bir de tipik bir sünni demek. Yani
Baykal'ı yerden yere vuracaksın. Şimdi aşağılayacaksın bunlar, ama bunu da tipik bir sünniliğine bağlayacaksın. Şimdi mesela talihsiz sözcüğü yetersiz kalıyor. Evet. Çünkü Emin Bey'in söylediği nokta önemli. Kasıtlı bu sözler. Yani kasıt dışı olsa talihsizlik dersiniz. Çok talihsiz, vahim falan dersiniz. Şimdi onun çok ötesi. Pardon, kasıtlı. Pardon, bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun. Kim itti ortaya bilmiyorum ama geçmişte kaçakçılar değersiz bir takım şeyleri ileriye sürerlerdi. Mayın tarlalarında işte mayınların yerini belirlemek için. Onlar işte eğer oralarda mayın yoksa oraları kullanırlardı. Hı. Yoksa o değersiz şeyler patlardı. Şimdi Zülfü Livaneli de ileriye sürüldü ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü açmaya çalıştı. Bakın herkesi lekeledi, yerden yere vurdu ki ben yaşayış itibariyle Ecevit'i çok yakından tanırım. Çok da yanında yer aldım son döneminde. İyi kötü yani Ecevit solcudur. İyi kötü de değil. Solcu bir isimdir. Ve hayat tarzıyla da solculuğunu ispat etmiş bir isimdir. Şimdi Zülfü Livaneli gibi birisi Ecevit'i gömüyor. İkinci kere gömüyor. Erdal İnönü'yü ikinci kere gömüyor. İnönü'yü gömüyor. Ama Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramıyor. O zaman ben işte bu kaçakçılıkta kullanılan malzemelere benzetiyorum olayı. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da ciddi tepki alınca o da Zülfü Livaneli'yi gömdü. Yani Zülfü Livaneli ne oldu? Şimdi patladı. Evet. Evet. İlginç. Şimdi enteresan benzetme. Şimdi bu solculuk vesaire meselesi şu, yani Emin Bey'in tespiti önemli. Ben oradan devam edecektim. Mesela şimdi Baykal'ı, İnönü'yü ve Ecevit'i eleştiriyor Zülfü Bey. Ben de eleştiriyorum. Yani Baykal'da, İnönü'de ve Ecevit'te eleştirdiğim yönler ne var. Ne olacak yani eleştiriyorsun? Yazılarım da var, eleştirmişim. Fakat nereden eleştirdiğiniz önemli. Hangi taraftan bakarak eleştiriyorsunuz? Zülfü Livaneli solculuğu, sağcılığı bir yana tipik sözcüğünü seviyor ya, tipik bir batıcıdır. Çok tipik bir batıcıdır. Bu batıcı kafayı sağ partilerde de bulabilirsiniz, sol partilerde de. Bulursun. Sağ cenahta da bulursun, sol cenahta da. Batı her yerden kendine adam devşirir. Kendine sadık bazı müttefikler, hadi müttefikten daha ötesi hatta acenteler bulur. Bu acenteler de ömür boyu batıya hizmet ederler. Şimdi burada tipik bir batıcı görüyoruz. Nereden anlıyoruz tipik batıcı olduğunu? Şimdi mesela eleştirilerine bakıyoruz. Baykal'a, İnönü'ye, Ecevit'e nereden eleştiri getiriyor? İşte diyor ki milliyetçilerdi diyor mesela. Şimdi ya milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkesi yani. Onun üstüne kurulmuş zaten. Ya milliyetçilikle kavga ediyorsan Türkiye ile kavga edersin. Yani o solculukla ilgisi yok ki bu söylediğin. Mesela bir parti var, Milliyetçi Hareket Partisi. Solcu değil, adı milliyetçi. Şimdi bu soldaki liderle de milliyetçi olduğu için eleştiriyor. Yani burada nereden yaklaştığı çok önemli. Ki o projenin arkasında işte TESEV'in, Emin Bey güzel izah ettiler, hani süreci de anlattılar. Orada bir Avrupa Solu Partisi icat etme hikayesi var.